Evet arkadaşlar, Baksi Bayraktar Köyü'ndeyiz. Arkamızda gördüğünüz ise Baksi Müzesi. Hüsamettin Koçan hocamızın ömrünü verdiği ve ben ta temel atışından bugününe kadar TRT muhabiri olarak ve Haber 69 dergisi muhabiri olarak izlediğim Baksı Müzesi. Avrupa'dan ödül aldı. Ve gerçekten ben Bayburt'un habercisi olarak uzun yıllar, 43 yıllık bir muhabiri olarak, araştırmacı, gazetecisi olarak gururluyum, mutluyum. Neden? Benim ilimde iki tane müze var. Birisi nerede? Beşpınar'da. Kenan Yavuz Müzesi. Ona da selam olsun. O da Avrupa'dan ödül aldı. Birisi de Baksı Müzesi. O da Avrupa'dan ödül aldı. Evet. Bayburt göründüğü kadar ufak değilmiş öyle. Kaç tane il var, kaç tane vilayet var ki Avrupa'dan ödüllü müzesi olsun? Bayburt'un iki tane var. Hüsamettin Koçan kardeşime ve Kenan Yavuz kardeşime gerçekten gönülden bütün hemşerilerim adına ben teşekkür ediyorum ben. Bayburt kültür şehridir. Bayburt kültür şehridir. Bunu hiç unutmayalım. Hiç ama. Sancakbeyliği yaptığı dönemler, bunları tarihini ben devamlı ne yapıyorum? Sizlerle paylaşıyorum. Araştırıp bulup önünüze ne yapıyoruz? Koyuyoruz. İşte Bayburt bu. Kültür şehridir. Evet, dün yayınladım ben. Bayburt'un İslam beldesi oluşu 645 yılı diye. 645'li yıllarda Hazreti Osman döneminde biz İslam beldesi olmuşuz. Belgeli, delilli. Evet. Bölgesinin Bayburt Sancakbeyliğini yapmış, çevre illerin Erzurum, Gümüşhane, Erzincan bütün bu civar illerin Bayburt'a bağlı olduğu, bunların vilayetliğini yaptığı dönemler var. Bunlar tarihi belgelerle ortaya koyduk. Ne sallıyoruz, ne savuruyoruz. Gerçekler bunlar. Ya bunu niye dedim ben? Bunu şundan dedim ben. Bayburtlunun da ufku geniş olmalı. Bayburtlunun ufku geniş olmalı. Hayalleri uzun, mesafeli olmalı. Geleceğine ışık tutmalı. Sevgili hemşerilerim, malumunuz ben şu an Haber 69 dergisinin muhabiriyim. Artık TRT muhabirliğini ne yapmıyorum? Götürmüyorum. 37 yıldır Haber 69 dergisi olarak çalışıyoruz. Yeni de değiliz. Offset baskımız var İstanbul'dan. Buradan Remzi Kırık, imtiyaz sahibi Remzi Kırık abime de selamlar olsun. Koca bir selam olsun ona. Gerçekten yüreği büyük insan. Kolay değil. 37 yıl offset baskı, Avrupa, Türkiye'nin neresinde Bayburtlu dernek varsa, iş adamı, her tarafa yetiştik. 37 yıldır Bayburt'un kültürünü, tarihini götürdük biz Haber 69 dergisi olarak. Ve bugün de grubumuz var. Grubunu kurduk. Dergimizi ne yapıyoruz? Sanalda da devam ettiriyoruz. Bayburt Haber 69 dergisi, üye olmayı da unutmayın. Buraya neden geldim ben? Bu konuya neden geldim? Biliyorsunuz önümüz seçimler. Önümüz seçimler. Ben memleketin acizane bir habercisi olarak, gazetecisi olarak değil de Bayburt'un bir ferdi, bir evladı olarak birkaç cümle sarf etmek istiyorum. Biz dergi olarak hiçbir zaman siyasete girmedik. Tarihimizi, kültürümüzü, geçmişimizi, örfümüzü, adetimizi hep verdik. Ama şu an gerçekten şu saydığımız Bayburt'un gelişmesi için, Bayburt'un kalkınması için, Bayburt'un iyi yerlere gelmesi için
bizim şöyle çok çalışkan bir şeye, vekillerimize ihtiyacımız var. Ya ben sırf vekil olacağım diye değil. Bayburt'ta çalışan vekile ihtiyacımız var bizim. Gerçekten. Gerçekten. Şöyle gönlüyle, gözüyle, efendim gecesini gündüzüne katıp tanıtımına, tarihine, kültürüne, geçmişine, çiftçisine, herkese el tutacak çok çalışkan vekillere ihtiyacımız var. Ya sırf ben vekil oldum diye gelmesin kimse. Bayburt'a bir şey verecek kişiler çıksınlar artık ya. Şöyle aklı başında, çalışkan, herkesi kavrayan, seçildiği günden siyaseti şunu bunu bırakıp memleket diye yatan, memleket diye çırpınan diye bir benim hemşerime ihtiyaç var ya. Gerçekten. Benim parti purti umurumda değil. Benim için önemli olan memleketim. Ve memleketimin çalışkan, şöyle gerçekten ufku geniş, ileyi gören, kaliteli bir milletvekiline ihtiyacı var. Lütfen çıksınlar onlar artık. O kimse gelsin artık. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Kimse gelsin. Gelsin biz de destek verelim. Hep birlikte çalışalım. Ne yapalım? Bayburt'u hak ettiği yerlere getirelim tekrar. Evet, dedik Bayburt kültür şehri. İşte arkamda Baksı Müzesi. Şimdi birazdan gezeceğiz inşallah içerisini. Hüsamettin Koçan hocam, bilmiyorum, cevap vermedi, telefonuma dönmedi. Burada mı bilmiyorum. İnşallah buradadır. Ve buradan selam olsun Kenan Yavuz kardeşime ve Hüsamettin Koçan kardeşime. Avrupa, iki tane müzemiz Avrupa ödüllü. Bu büyük bir olay. Teşekkür ediyorum.